Evet, sabah saatlerinde Hatay'da Akbez'de yayınımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi Kilis'teyiz. Kilis'in Hisar köyündeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz noktalar kritik noktalar ama güvenlik gereği lokasyonumuzu söylemeyeceğiz sizlere ama bu bölgenin Zeytin Dalı Harekatı için önemli bir nokta olduğunu belirtelim. Sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı bilançoyu güncellemişti. 2184 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun 40. günündeki bilanço bu şekilde. Yaklaşık 100'den fazla kritik noktada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden arındırıldı. Şu anda yanımızda bir konuğumuz olacak. Gazeteci Mustafa Kaya. Birlikteyiz. Sabah saatlerinden itibaren Hatay'da ve Kilis'te sınıra sıfır noktalarda geziyoruz. Bu bölgedeki halkla konuşuyoruz. Yerlere bakıyoruz. İlk gözlemleriniz nedir? Öncelikle onu sorayım size. Deniz, birincisi şunu söyleyelim. Şu anda şahit olduk. Obüs atışlarını duyuyoruz. Fırtına obüsleri. Zaten operasyonun başladığı andan itibaren de bunlar da sıcak sesler, görüntüler. Başladığı andan itibaren biliyoruz fırtına obüslerini, duyuyoruz zaten. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgede Türkiye müzahir gruplarla birlikte çok kapsamlı bir operasyonu sürdürüyor. Bugünler çok önemli çünkü hilal tamamlanmış durumda. Yani arkamızda gördüğümüz bölgeler aslında şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin kontrolüne geçmiş durumda. Tabii kolay olmadı buralardaki mücadeleler. Şöyle bir coğrafyaya izleyicilerimiz, kamera arkadaşlarımıza gösteriyorlardır. Baktıklarında neden aşama aşama ilerlendiğini, neden bir anda her şeyin gerçekleşmediğini anlamaları mümkün. Coğrafya çünkü başlı başına ciddi engellerle çevrili. Bugünlerde de bizim geldiğimiz günlere de denk geldi. Hem yağmur hem de sis var. Bakın ne kadar zor. Bir yerden bir yere gitmek, ulaşmak bile zor ki düşünün sağda hem zırhlı paletli araçlarımız hem diğer araçlarımız nasıl hareket etsinler. Ama sabah saatlerinden itibaren çeşitli noktalardaydık. Biz de sürdürüyoruz görüşmelerimizi. Birçok da obüs atışlarını duyduk. Son hızıyla da operasyonlar yürüyor. Şu an itibariyle bizim bulunduğumuz bölge Rajo Cinderes'e göre diğer bölge. Meydan ek bir çevresi. Bir çevre lokasyonu söylemek de herhalde doğru. Kritik noktalardan, sonradan alınan noktalardan birisiydi ve PKK'ların sık sık da havan atışıyla bölgede bölgede yaşayan, yani kendi sınırlarımıza hemen zarar verdiği yerlerden biri. Evet, o noktayı lazım. Hemen kameraman arkadaşımız size gösterecek. Aşağıda 1, 2, 3 nokta havan topu düşen noktalar. O taşlık özellikle. Evet, o taşlıkların olduğu bölgeler PKK'lı teröristlerin atmış olduğu havan toplarıyla. Evet, şu anda tekrar bir obüs sesi duyduk. Şunu söylemek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO temkinli şekilde ilerliyor. Evet. Operasyonun gidişatı konusunda bazı değerlendirmeler yapılıyor. Evet. En son Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hulusi Akar bu konuda bir açıklama yaptı. Temkinli, sivil hassasiyeti göstererek ilerliyoruz dedi. Neler söyleyeceksiniz? Tabii bu çok önemli. Adım adım ilerleniyor çünkü Türkiye ilk başta operasyondan önce de hedefini açıkladı. Burası Afrinlilerindir. Biz burayı terör gruplarından, teröristlerden temizleyeceğiz. Afrinlilere teslim edeceğiz. İnsanlar topraklarına dönecekler. Bunu ilk başta söylediğimizde belki şeye gelebilir, topraklarına dönmek meselesi, ama bakın bu topraklar çok verimli topraklar. Şimdi top atışları silahlarla anıyoruz ama yarın bir gün bu operasyon tamamlandığında, burası sakinleştiğinde bu değerli topraklar, burayı işleyen insanların olacaklar. Normal yaşamlarına dönecekler. Daha rahat yaşayacaklar. PKK teröründen kurtulacaklar. O baskıdan kurtulacaklar. Yani dağların arkası, işte Darmık Dağı hemen arkamızda, küçük büyük Darmık Dağları. Hemen arkası köyler var. O köylerdeki insanlar rahat yaşamlarına dönecekler. Bunların hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin oraya yaptığı bu sağlıklı müdahale sonucunda. Tabii şu an PKK terör örgütünün baskısı olduğu için oradaki gruplar kendilerini gösteremiyorlar. Oradaki insanlar tepkilerini istedikleri gibi dile getiremiyorlar. Biz burada da duyduk çok çeşitli yerlerden. Bu operasyonlar sonrası oradaki insanlar da artık rahatlamış olacaklar. Rahat rahat kendi isteklerini, taleplerini yerine getirebilmiş olacaklar. Topraklarını ekecekler, kendi yaşamlarını sürecekler ki bu bölgenin sağlığı, sıhhati açısından çok önemli. Sadece sınırımızın ötesi anlamında değil, burada Türk tarafında, Türkiye tarafındayız. Bu köylerin de rahatlığı için, huzuru açısından da büyük çabalar harcanıyor. Ben izleyicilerimize özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani arkamızdaki coğrafya, haritalardan, televizyon stüdyolarında bazen anlatılıyor. Google haritalarından, o haritalardaki gibi kolay, şöyle onun arkasından geçtik, dağın çevresinden dolaştık diyeceğiniz yerler değil.
Ciddi yükseltiler var, ciddi vadiler var. Dağlık alanlar. Dağlık bir alan. Yine buralardan yerel kaynaklardan da aldığımız bilgiler, yine Ankara'dan kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler, görüntüler de var. Her yer bir şekilde yıllar içerisinde tahkimat halinde hazırlanmış. Belli koşullar getirilmiş yani. Evet. Evet. Ankara'dan geldik biz evet. buraya. Öncelikle onu belirtelim. Ankara'dan geldik. Senin de Ankara'da evet. temasların oldu. Onu soracağım ama evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Az önce duymuş olduğunuz atışlar, obüs atışları kara birliklerinin ilerleyişini sağlamak için özellikle yapılan atışlar. Kara birliklerinin önünü açmak için sınır hatlarında konuşlu obüslerle atışlar yapılıyor. Hemen tekrar evet. Ankara temaslarına evet. dönelim. Ankara'da bazı temasların evet. oldu. Evet. Bu temaslarından bize aktarabileceğin evet. önemli bilgiler var diye evet. düşünüyorum. Doğru mu? Bölgeye gelmeden önce tabii konuşma fırsatı buldum. Özellikle yerinde de inceleyeceğimiz için. Birincisi şu, Ankara'da bütün coğrafyada, yani bu bölgede birçok kuvvet var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya var, Suriye hükümeti var, İranlı gruplar var. Çeşitli denklemler kuruluyor. Söyledikleri şu, bütün denklemin bütün her şeyi değişken halinde. Hiçbir şey kesin değil, bir tek bizim buradaki kararlılığımız. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye devlet mekanizması olarak Afrin'le ilgili kesin bir kararlılık içerisinde. Biz burayı temizleyeceğiz. Bunun dışında çevremizde olan gelişmeler, çevremizdeki bir takım ülkelerin devreye girme arayışları, işte onlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasıyla beraber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan karar. Bunların hiçbiri sahada bizi ilgilendirmiyor. Temel söyledikleri nokta bu. Biz sahada ilerleyişimizi sürdürüyoruz ve şu an itibariyle de sen sabah yayında da söyledin. Cinderes ve Raco bölgesinde zaten meskun mahal çatışmalarına artık hazırlanıyor. Yani iki kritik kasaba, büyükçe denilebilecek kasaba, sonrası Afrin merkezi olacak. Dolayısıyla kırsal büyük oranda temizlenme çabası içerisinde. Bir kapı kapatıldığında zaten o hilal kapatıldığında geriye zaten teröristlerin ya terk edecekler bölgeyi. Ya da imha edilecekler. Yani bunun başka bir yolu yok. Ankara'da özellikle bu dile getiriliyor. Belki birileri bazı planlar kuruyorlardır deniyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri işaret ediliyor. Onlar belki bunu engelleriz diye hala bazı planlar peşinde olabilirler ama biz sahada yeri geldiğinde büyük çabalarla şehit de vererek bir şekilde biz sahada kazanımlarımızı elde ediyoruz ve planladığımız kapsamda da operasyonlarımız yürüyor diyorlar. Şu anda şahidiz zaten yani evet. sıradan yağmur bir gün yağıyor. Değil yağmur yağıyor sisli. Soğuk, hava oldukça soğuk ama buna rağmen harekat başarıyla devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum, az önce sen de değindin evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu Suriye'de ateşkes kararı. Evet. Şimdi bu ateşkes kararı ile ilgili neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor, hangi örgütleri kapsıyor, hangi örgütleri kapsamıyor tartışması yürütüyor. Özellikle El Nusra gibi, hı-hı. PKK gibi örgütleri kapsamadı. Bu BMGK kararında yer alıyor. Ancak hı-hı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yapmış olduğu açıklamaya karşı Türk Dışişleri evet. Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama da vardı. Hı-hı. Türkiye metni gayet iyi okuyor diye. Sen evet. nasıl değerlendiriyorsun? Benim bildiğim evet. kadarıyla bu metni iyi inceledin şimdi sen. Deniz, metin ne olursa olsun, Birleşmiş Milletler'den ne karar çıkarsa çıksın, sahada gerçekleri belirleyen biraz önce duyduğumuz sesler. Sahada siz istediğiniz kadar diplomasi masalarında kapalı kapılar ardında kararlar alın, bir takım uygulamalar yapın. Bak biraz önce duyduğumuz sesler belirliyor sahada. Kuvvet, güç, yani bölgede kuvveti gücü olan devlet belirliyor. O da Türkiye Cumhuriyeti şu an. Türkiye Cumhuriyeti devleti diyor ki ben bu bölgede terör unsurlarını biliyorum, terörist olarak kabul ediyorum ve operasyonumu gerçekleştireceğim. Biz şu an Birleşmiş Milletler kararını konuşurken Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün Türkiye bu konuda tırnak içinde uyarısını konuşurken sahada operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Asıl yanıt bu diyorsun yani. Asıl yanıt herhalde böyle düşünmek lazım. Ama karar çerçevesinde bakarsak da karar kesinlikle Türkiye'nin PKK terör örgütüyle mücadelesine engel olabilecek bir karar değil. Rusya'nın da bu kararı veto etmemesi, geçmesine Çin'in de izin vermesinin bir nedeni de bu. Aslında Rusya ve Çin şunu söylüyorlar. Madem siz Doğu Guta'da böyle bir durumda ateşkes isteğinde bulunuyorsunuz, insani yardım koridoru diyorsunuz. Rakka'da PKK'ya operasyon yaptırırken niye insani yardım koridoru açmadınız? Rus Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasından aktarıyorum bunu. Bu soruyu yani soruyor. Tabii madem Amerika o zaman Rakka'da PKK'yı sürerken niye PKK'ya aynısını uygulamadı? Niye önüne koymadı? Niye insani koridor açmadı? Niye operasyonlarınızı durdurmadınız orada? Şu an gidin Rakka. Rakka yerle bir olmuş durumda. Yerle bir olmuş durumda. Ama kendilerine geldikleri zaman Türkiye'nin önüne çıkma fırsatı olarak görüyorlar bunu. Afrin operasyonunu Türkiye
durduracakmış. İşte yanıtı bu oluyor. Yanıtı da bu olacaktır. Bak sahada bu andan itibaren evet. Ya yani bu andan itibaren sahada başka bir yanıt kalmaz. Çünkü biraz önce gösterdik. Siz bu yanıtları vermediğiniz zaman işte havan topların düştüğü yerler. Havan toplarının düştüğü yerleri gösterdik. Siz sahada bu yanıtları vermediğiniz zaman size terör grubu insani diğer onları bilmedikleri için havan toplarıyla saldırıyorlar. Biraz önce o hatta kameraman arkadaşım belki gösterebilecek. Bakın koyunlar otluyor. Orada çobanlar var. Yine köylüler var buradalar. Buralarda ekip biçiyorlar. Orada insanlar var. Yani orada herhangi bir askeri ne bir hedef var ne bir herhangi bir varlık var. Ama ne yapıyor? Hedef alıyor. Yani o an o havanların düştüğünde neyse ki bir köylü o sırada toprağıyla uğraşmıyor. Neyse ki kimse koyun otlatmıyor. Otlatsa belki de hayatını kaybedecekti. Ondan kurtuluyoruz. Yani terör unsurlarıyla biz masaya oturacağız. Terör unsurlarına karşı boynumuzu bükeceğiz. Türkiye'den bunları beklemenin zamanı çoktan geçtiğini görmek gerekiyor. Biz sabahtan beri bütün bölgeyi dolaşıyoruz. Askeri kaynaklarla da yeni temaslarımız da sürüyor. Ne gördük? Hepsinde şu var, kararlılık var. Kararlılık var ve hepsi çok düzgün bir şekilde konuşlanmışlar. Görev bilinci içerisindeler. Konuşuyoruz da kimiyle. Görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Başka da hedefleri yok. Her şeylerini bunun üzerine kurmuşlar. Böyle bir durum var ben bölgede. Evet. Şam'ın doğusunda ki Guta'dan bahsettin. Evet. Şimdi Guta'da bir harekat söz konusu. Suriye Şam'ın güvenliği için orada bir kara operasyonu başlatacak. Onun öncesinde bir hava operasyonu yapıyor Rus kuvvetleriyle birlikte. Guta'nın arkasında yatan propagandanın amacı ne sence? Evet. Şimdi burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Suriye'de ilerleyen bir süreç var tabii. Bugün geldiğimiz noktadan bakmak gerekiyor. Son Milli Güvenlik Kurulu kararımızda da Türkiye çok açık bir şekilde Suriye ile ilgili hedeflerini ortaya koydu. Terör unsurlarına izin vermeyeceğim dedi. Astana sürecini de takip edeceğim ve destekleyeceğim dedi. Hatta zaten Türkiye bizzat süreci destekliyor. Astana sürecinde kim ortaklarımız? Rusya ile İran'la dolaylı olarak da Suriye yönetimiyle biz beraber çalışıyoruz. Bunu Türkiye de kendisi de söyledi. Demek ki çerçeve aslında çok açık. Sahada terör unsurlarına karşı mücadele eden bir kuvvetler var. Kuvvetler Birliği var. O kuvvetler birliği halinde de Doğu Guta ve diğer meselelerde tavrımızı, duruşumuzu sürdürmemiz gerekiyor. Nitekim Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya dikkatle okuduğunuzda bunu çok açık olarak görebiliyorsunuz. Diplomatik olarak da kendisini açıkça ortaya koyuyor. Diplomatik olarak Türkiye tarafını, yerini hem askeri anlamda hem diplomatik anlamda belli etmiş durumda. Bizim basınımızın da özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bakın siz Guta, Doğu Guta diye bir şeylerin içine girmeye çalışırken sizi alıyor o. O kararı geliyor sizin aleyhinize kullanma noktasına geliyor. Çok fazla tilki dolaşıyor şu an Suriye içerisinde. Kuyruklar da birbirine değiyor. Bundan kurtulmak lazım. Daha akıllı bir dış politikaya da daha temkinli duruşu sergilemek lazım. Zira artık diplomasi masası değil, diplomasi masasının ötesinde bak duyuyoruz sesleri. Görüyoruz da biz, izleyicilerimiz belki fark etmiyor ama sahada çok ciddi bir mücadele sürüyor, yürüyor. Sisin altında, çamurun altında Mehmetçik Türk askeri, Türkiye müzahir gruplar canlarının dişlerine takıyorlar. Bir mücadelenin içerisine girmiş durumdalar. Sıcaklığını da dışarıdan anlamak kolay olmaz. Gelmek lazım. Burada görmek lazım. Burada çok açık olarak görebiliyorsunuz. Çamurun içinde biraz önce gelirken de fark ettik. Nasıl bir mücadelenin içine girdiklerini. Sakın sakın bu mücadeleyi sahada kazanılan yani kanla terle kazanılan mücadeleyi biz başka hesaplarla diplomasi masasında kaybetmeyelim. Kazanalım. Sahada kazandığımızı masada da bölge halkının birliği, bölge halkının rahat, refah, barış içinde yaşaması için buna kullanalım. Buna kendimizi yoralım. Bunu yaptığımız takdirde şimdi toprakları da izleyicilerimiz de görüyor. Buralar çok verimli, çok güzel topraklar, çok güzel yerler. Aşağıda bir tabii yani, zeytin tarlası tabii, var. Top atışlarını duymasanız buraya geldiğinizde içiniz açılır şu mevsimde. Şu mevsimde her yer yemyeşil. O kadar güzel yerler. Buraların artık barışla, refahla anılması gerekiyor. Peki bu nasıl evet. olacak? Refah dedin, huzur evet. dedin. Hı-hı. Hatay zaten şehrimiz biliyorsun sen evet. de barışın ve uyumun kenti evet, olarak tabii, adlandırılır. Tabii. Kilis keza öyle. Evet. Bu huzur ve refah, bu bölge halkının birliği nasıl sağlanacak? Evet. Bunun bir yolu var. Şu an ilerleyen süreci devam ettirmek. O ilerleyen süreçte nedir? İlerleyen süreç Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın bir araya gelmesi. Astana'nın, Soçi'nin, sonrasında da Cenevre'ye evrilmesi ve bu diplomatik sürecin devam ettirilirken bir yandan da Türkiye'nin bakın Afrin'de operasyonlarını yürütüyor. Yarın Membiç başlayacak.
mecburen başlayacak. Başlamama koşulu yok. Buradaki PKK'lar nereye gidecekler, kaçarlarsa o tarafa doğru, Membiç'e doğru kaçacak. Şimdi gösteri yapıyorlar. Gerçi aldılar yanıtlarını. Afrin'e geliyoruz diye gösteri yapıyorlar. Bakın biraz daha ilerlensin. Biraz daha operasyonda bir aşamaya daha gelinsin. Bu sefer tersine göçü göreceğiz. Bütün o PKK'lılar, gruplar tasını tarağını toplayacaklar. Membiç'e doğru kaçacaklar. E şimdi siz burada dağlarda kovalıyorsunuz. Dağlarda peşine düşüyorsunuz. Şehit veriyorsunuz yeri geldiğinde. Bu kadar kolay mı buradan kaçıp da gözünüzün önünde, göz göre göre Amerika'nın korumasında Membiç'in Çin'e girmeleri? Mümkün olmayacağı da ortada artık. Türkiye o parametrelerini ortaya koydu. Bu aynı obüs atışları, fırtına obüsleriyle Azez'de ve çevredeki obüslerimize biz rahatlıkla artık onların geçiş noktalarını vurabiliyoruz. Şimdi tepede insansız hava araçlarımız var. Dolaşıyor. Yani kendi yerli milli insansız hava araçlarımız var. Biz bu olanakları kazandığımız için bugün bu kadar rahat Türkiye operasyonlarını sürdürüyor. Burada farklı olan şu, Amerika Birleşik Devletleri anlaşılıyor ki Türkiye'nin devlet aklını, toplum aklını tam kavrayamamış. Tam olarak onu anlayamamış. Hala da Dışişleri Sözcüsü'nden yapacağı açıklamalarla, Dışişleri Bakanı'nı göndererek, bir takım gizli görüşmeler yaptırarak süreci kotarabileceğini düşünüyor. Ama kotaramayacağı da herhalde yine diyorum buradaki sahadaki durumdan çok açık, çok açık. Yani Darmık Dağı, günlerce konuştuk biz Darmık Dağı'nı. Biz çok da ciddi ter döküldü, kan döküldü. Şehitlerimizi verdik ama Darmık Dağı bakın huzur içinde şimdi. Türk askeri Darmık Dağı'nı aldı. Huzur içinde. Oraya bundan sonrası refah şeklinde, barış şeklinde, sakinlik şeklinde gelecek. Bütün bu coğrafyada, bölgede yine böyle birbirimizden ayrılacak bir noktası yok. Bulunduğumuz köy Türkiye tarafı, karşı taraf işte Suriye tarafı ama hep iç içe. Kardeş, topraklar aynı. Derler. Kardeş, beraber yaşıyorlar. Bu da bundan sonra devam edecek, sürecek, ticaret artacak. Bak, bu çok önemli bir şey. İnsanların tabii güvenlik içinde duymaları. Çünkü şununla insanları yaşatamazsınız. İnsani yardım diye diye onlarca yıl yaşatamazsınız. Bakın etrafımız kamplarla dolu. Yaşatamazsınız. Yaşatmanızın bir yolu var insanları. Oraya güvenlik getireceksiniz. Ticaretini yapacak, ekecek, biçecek. Hayatını kendi kazanarak, kendi kazandığıyla, kendi alın teriyle sürdürecek. Bunu yaptığı takdirde de geriye zaten bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. Şunu unutmamak lazım. Bütün bunların hepsi işte Mehmetçiğimizin, askerimizin o fedakarlığıyla, özverisiyle oluyor. Yani şu çamurların, zorlukların, orada daha da büyük zorluklar var. Biz ne kadarını anlatabiliyoruz. O çabalarıyla oluyor. Türk milleti de bugün bu çabanın arkasında birleşmiş bir görüntü veriyor. Benim hasbelkader konuştuğum, sohbet ettiğimiz askerlerden edindiğim izlenim, o özgüven onlarda bu nedenle var. Diyor ki Türk milleti benim arkamda. Ben yabancı bir toprak belki. Onun mücadelesini veriyorum ama Türk milleti benim arkamda. O rahatlıkla da mücadele veriyorlar. Onu da söylemek lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben aktardığın bilgiler için, sorularımızı yanıtladığın için. Evet. Huzur ve güvenlik daim olsun diyelim, evet, tüm bölgemizde ve coğrafyamızda. Şimdi burada canlı yayınımızı sonlandıracağız ama biraz sonra ekranlarınıza görüntüler gelecek. Köyündeki halkla konuştuk. Önde. Şu anda berabere. Beraber. Berabere. Bir yandan obüs sesleri duyuyoruz ama bir yandan... Çok şükür ya. Nasıl geçti bu süreç? 40 günü geride bıraktı operasyon. Vallahi abla bilmiyorum ki daha. İyi olur inşallah ya. İyi olur inşallah. Mehmet'ti değil mi adın? Evet. Sen neler söylemek istersin? Neler söylemek isterim? Afrin operasyonu daha başlamadan önce, yani normal dükkanımı açarım, kapatırım. Herhangi hiçbir şey yok. Daha da açıp kapatırız dükkanımızı. Yani roketler de geldi, mermiler de geldi mesela köye doğru. Yani kimse, ne evimizden kaçtık, ne köyümüzü bıraktık. Yani Allah Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden Allah yani Allah güç kuvvet versin hepsine diyorum. Şu anda yani beni götürseler şu anda Afrin operasyonuna gönüllü olmak gönüllü olarak ben de gitmek isterim. Yani gidip de savaşırım yani çatışırım. Hiçbir sıkıntı yok yani. Peki o dönemler nasıldı? Havan toplarının düştüğü dönemler. Buradan güvensizlik duygunuz var mıydı? Şimdi nasıl mesela? Güvensizlik duygumuz yoktu. Yani devletimize güveniyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimize güveniyoruz. Yani buradan seyrediyorduk, oradan roketler geliyordu, köyün altına düşüyordu. Oradan görüyorduk yani, gözden görünüyordu yani, çatışmalar falan hepsi buradan. ÖSO'lar, bizim işte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birlikte ilerliyor şu anda. Yani şu anda da daha da sesler mesela, o bizler sıkıyor. Yani bazen çatışmalar da oluyor, sızma girişiminde bulunuyorlar. Ama çok şükür şu yani bugüne kadar yani bir sıkıntı yok yani, iyi, herkes evinde, köylü. Yani çobanlar davarı bırakıyor yine araziye. Cumhurbaşkanımıza ben bir mesajımı iletmek istiyorum özellikle. Köyde mesela şu anda yani iş yok. Doğru dürüst yani yapacağımız bir iş yok. Yani güvenlik korucu olmak istiyoruz, köy korucusu. Yani bir sürü arkadaşlarımız yani girmek istiyor şu anda. Öyle bir alım falan olursa yani herkes gönüllü olacak istiyor. Gönüllü girmek isteriz. Mesela ben Tunceli Ovacık Jandarma Komando Taburu'nda askerliğimi yaptım. Yani yapabiliriz yani. Sıkıntı yok yani, güvenlik koruyucusu olarak girmek isteriz yani. Ondan sonra ben Kilis'in Heşerköy'ünde Mehmet Musaoğlu, 1939 doğumluyum. Benim yaşım işte belli. Ben ne kadar yaşadım, böyle zulümlüğü görmedim. Yani hep baskılar bizim devletin üzerinde baskı yapıyorlardı. O konuda sabır açtı. Bıçak kemiğe dayandı. Mecbur o devlet ayağa kalktı. Ondan sonra gene kadar, bak biz burada iki sınırda biz akrabayız. Biz onlara akrabayız, onlar da bize sınır boyunca. Ama çok iyi. Hem Suriye'de hem Türkiye'de. Biz, onlar da bizim akraba, biz de onların akrabayız. Bak sınır bitişikinde ha. Ondan sonra onlar yolu kaybettiler. Yanlış yolu hareket ettiler. Biz de sağlam yolu hareket ettik. Anlatabildim mi? Yani biz onlara uymadık keskinle. Biz söyledik. Para etmedi. Baktım sinirdekimiz çoklar işkence oluyor. Bizim devlet güvenliklerimi, askerlerimize her şey baskı yapıyorlar. Ondan sonra mecbur oldu, devlet ayağa kalktı. Bu işin mecbur oldu. Biz Allah'a şükür bu devletimizde de razıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da razı. Bütün devlet memurları da, askeri kuvvetleri de razı. Allah güç versin, kuvvet versin. Başka şeyim yok. Peki sence operasyondan sonra ne değişecek köyde? Operasyon sonunda biz kaçmadık. Biz buranın adamıyız. Biz vatanımızda çıkmadık. Niye çıkacağız? Eğer biz vatanına çıkmadık, biz sokaktan koyun olurduk. Sağlam dedi. Ne olursa olsun. Başımla gitsin. Hem sıkıntı hem varlık her şeyine biz razı olduk. Biz buradayız. He. He ya. Teşekkür ederim. Sağ olasın.